Herkese selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet Hocanız. Yine bir pazar günü, yine sıfırdan TET geometri gününde. Yani rehber geometri gününden neşeyle, mutlulukla hepinize sağlıklı, mutlu Günler diliyorum efendim. Ya insan şu üç günlük dünyada neden üstün, neden kırsın birbirini? Neden sıksın canını diyorum? Sıkma canını. Hadi gel şu geometri işini beraber halledelim. Geometri küsülecek alan mı ya? Geometri yapılacak alan. Küsülecek alan değil. Gönder gelsin diyorum efendim. Kaldığımız yerden çemberin çevresi dairenin alanı ikiden gideceğiz ki benim kalem yine bize numarayı yapmış. Yan monitöre geçmiş ama ben onu hemen toparladım geldim efendim buraya. Evet 26. dersindeyiz ve TYT geometride yine kısa bir ara vereceğimiz alana geldik. Çünkü çember ve daire bitiyor bu dersle birlikte. Peki ne kaldı hocam anlatmadın? Aynı merkezde daire uygulamalarında alana bakmadık biz seninle. Şimdi ikisinin de merkezi ortaksa biri küçük yarıçaplı, biri büyük yarıçaplı iki çemberde arada kalan alanı bulmak istiyorsan ne yapacaksın? Pi re kareye hesaplayacaksın. Yani büyük çemberin alanından küçük daire ne çember artık dairenin alanını çıkaracaksın. Ama gel gelelim şurada pi parantezine aldığımızda R kare eksi küçük R kare elde ediliyor. Bu ne biliyor musun? Bak sorularda bize alan çözdürecek yerlerden biri. Şimdi ben buradan merkezden TET dikme attığımda ne yapıyordu bu dikme? Tam ortadan ikiye bölünüyordu. Buradaki x'i hipotenüsten yazmaya kalksak normalde R kare eşittir. X kare artı R kare ya at bu R kare karşıya. R kare eksi küçük R kare eşittir x kare. Ben de diyorum ki buradaki yere ben artık x kare yazabilirim. O zaman kısaca pi x karedir formül. Ama biz formül değil. Ama biz mantığını öğreneceğiz. İşte o mantığını öğrenince de böyle çözeceksin. Şekilde verilenlere göre boyalı bölgenin alanı kaç pi birim karedir diye soruyor. Peki ne yapacağım? Diyeceğim ki büyük alandan küçük alanı çıkartacağız hocam. Hadi gel çıkaralım. Pi çarpı r kare. R dediğim şeye dikkat et. Büyük R'yi alacaksın. 3 alırsan patlar soru. Belki bazı arkadaşlar atlamış olabilirler. Atlamasınlar diye ben bu uyarıyı yapayım. Diğerinde, diğerinde de 3'ün karesini alacağız. Niye? İçerideki dairenin alanını çıkarmaya çalışıyoruz. Biz 5 kere 5, 25 pi, eksi 9 pi çıkartacağız. Doğru cevap ne gelecektir? 16 pi olarak gelecektir. Temel bir soru. Zaten biz bu işin temelini öğreniyoruz önce. Verilenlere göre boyalı alanı soruyor. Şimdi direkt formül bilen arkadaşlar şunu yazacak. Pi x karedir hocam sonra bitti 64 pi. Ya tamam da biz işin mantığını öğrendik. Ben sana bir de şöyle çözsem ne dersin sen? Hayır der misin bana? Bak buradan bunu çektim. Buradan bunu çektim. Dedim ki bu büyük R olsun. Bu da küçük R olsun. Biz büyük alandan küçük alanı çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun Türkçe karşılığı şu. Pi çarpı R kare eksi pi çarpı küçük R kare. Doğru mudur? Doğru. Peki ben ikisini de bilmiyorum ama şunu biliyorum. R kare eksi R kare P parantezine alındığında geliyor. Yani buradan da R kare eksi R kare 8 kere 8'den 64'e eşit hocam. Ne yaptım orada? Hipotenüs kullandım. O zaman bu değer eşittir. 64 pi'dir dedim. Bir, bu soruyu da böyle geride bitirdim bir ses geldi ama anlayamadım ne sesi geldi. Bir sıkıntı yok değil mi yayınımızda yok. Efendim dik üçgende daire parçalarına devam ediyorum. Dik üçgende daire parçalarının kalan parçaların alanlarını bulmaya çalışacağız. Şimdi biz ne yapacağız? Boyalı alanı istiyorsak dik üçgenin alanından dilimin alanını çıkaracağız. Bu kadar da basit. Ne kadar bir dilim varsa belki bir bütün vardır. Yandaki sorudaki gibi. Ha, bu arada ben buradaki sayıları değiştirdim arkadaşlar. Yanlışlık olmaması adına siliyorum. Buradaki sayıları biz kaç yaptık ya? Bir dakika. Ben değiştirdim onun bilgilerini. Tüh kağıdım nerede? Fotokopi kağıdım dur. Bekle 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 bekle. Sayıları daha güzel sayılar verdim ben sana. Dedim ki farklı sayılar olsun dedim. Bekle dur ya dur acele etme. Tamam çözeriz hallederiz. Hallederiz Kadir vardı hatırlıyor musun eskiden? 4, 4 ve 6 kabul etmişim ben bunları. 4 ve 6 olsun dedik. Şimdi ne yapacaksın hocam? Bak bunları 4 ve 6 aldıysan olayı izlesen olayı. Şimdi burası Tam merkez midir? Merkezdir hocam. Bu merkezden buraya dikme atar mıyım? Atarım hocam. Güzel, mantıklı, güzel, tamam. Başka ne yaparsın hocam? Bak buradan kenarlara da dikmeler atarım güzel arkadaşım. Attın ne oldu hocam? Şurası 4 oldu. Hatırla hani bu dışarıdan bir noktadan çizilen teğetlerin uzunlukları birbirine eşitti. Şurası 6 oldu hatırla. Bu nedir? Bu yarı çaptır. Burası R, burası da R'dir. Hmm. Bir dakika burada hipotenüs üçgen var. Yani 4, 6 daha 10. 10'un karesi eşittir. R artı 6'nın karesi artı R artı 4'ün karesine eşit. Şimdi düşünüyorum mantıken. Diyorum ki arkadaş ben bu denklemi çözerim ama uzatmadan çözmek istiyorum. R yerine 2 verirsem ne oluyor burası? 8 oluyor. Burası ne oluyor? 6 oluyor. 6, 8, 10 üçgeni çıkıyor. O zaman diyorum ki R dediğim değer kesinlikle 2'dir. R 2 ise biz bu soruyu çözeriz. Ne deriz? Üçgenin alanından dairenin alanını çıkardığımda cevabı ulaşırım. Şimdi üçgenin alanını bulacağız. R'ye kaç dedik? 2 dedik. Şurası ne çıktı? 6. Burası ne çıktı? 8. 6 çarpı 8 eksi üçgenin alanı bu Hayır. Böyle ikisi nerede hocam? Sen üçgenin alanını unuttun galiba. Pi çarpı R kare. R'yi kaç buldun hocam? 2 buldum. Pi çarpı 4 dedim. Şunlar sadeleşti. Şurada 4 kaldı. 4 göre 6 24 pi. Pardon pi'si yok onun. 24 eksi 4 pi doğru cevabımdır dedim. Noktayı koydum. Sıradakini çağırdım. Allah'ım bırak bir peşimize. Gelme artık peşimizden istemiyorum seni. Aa her yerden o soru çıkıyor. Şekilde verilenlere göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi bakıyorsun hocam bu soruya ne yapılabilir? Şimdi bir şey yok gibi değil mi? Ama bak o kadar tatlı, o kadar naçizane güzel bir çözümü var. Bayılacaksın. Önce şuradan başlayalım. Bu yarı çap burası 4 müdür? 4. Bu yarı çap burası 4 müdür? 4. Şimdi bu buranın uzunluğu kaç birim çıktı hocam? 8 birim çıktı. E, güzel, tamam. Şuranın uzunluğu kaç birim? 4 birim. Şimdi sen hatırla biz seninle dik üçgende trigonometrik oranları bitirdik. Sen biraz iyi kötü artık geometri biliyorsun öyle eski sen yok artık karşımda. Eski ben de yok karşımda ama şunu bil. Bir var kök üç var iki var. Bire iki oranı gördüğün an bil ki bu 30 60 90 üçgenidir. O zaman buranın tamamı şuradaki ifadenin kök üç katıdır. Dört kök üçtür. Bunları niye bulduk birazdan ama önce. Diyelim ki şuradaki açı alfa olsun şuradaki açımız da beta olsun. Ey güzel arkadaşım. Alfa artı beta artı 90 kaç derece yapar? Alfa artı beta artı 90 derece. Hoşçakalın. Üçgenin iç açılar toplamı 180. Güzel soru yalnız ha. Karşıya attım. Alfa artı beta'nın toplamı kaç derece yaptı? 90 derece yaptı. E bir dakika ya. 90 derece demek bir çember için dörtte bir alan demek değil midir? Ben de diyorum ki. Daire diliminin alanını bulmak isterken pi r kare çarpı 1 bölü 4 yazıyorum. Niye hocam? Çünkü 4'te birlik alan var bende bu pembeler. Ya da her ne renkse işte. Pi çarpı. R'yi biz kaç alacağız? 4. 4'ün karesi ne yaptı? 16 çarpı 1 bölü 4. Ufak bir sadeleştirme yaptım. Burada 4 kaldı. Doğru cevap ne geldi? 4 pi geldi. Ama bitmedi. Bitmedi. Çünkü üçgenin alanını henüz bulmadık. Üçgenin alanında dedim eşittir. 4 kök 3 çarpı 4. Niye? Dik kenarları çarptım. 2'ye böldüm. Şuradan 2 kaldı. Çarptım da 8 kök 3. Artık taralı alanı bulabiliriz. Taralı alan eşittir. Üçgenin alanından içerisindeki daire diliminin alanını çıkarıyorum. Sorunun cevabına bam diye vuruyorum cevabı efendim. Nasıl gidiyoruz? Beraber kol kola sonuna kadar gidecek miyiz? Tıpkı buradaki üçlü gibi. Üçüncü ne olacak? Bizim kalem ya da kitabımız olacak. Sen, ben bir de kitap. Hey maşallah. Üçlü gidiyoruz seninle birlikte. Dokuzuncu adım. Eş alan ya da alan farklarından bahsedeceğim. Bak bu çok güzel bir soru tipi. Şimdi bizde bu tarz şekiller çizilecek. Diyecek ki işte S1, S2 alanı eğer birbirine eşitse nasıl bir çözüm yöntemi üretilebilir? S1, S2 eşitliği verilebilir. Ya da tam tersine sen soruda onu bulabilirsin. Bu tarz bir soruda şunu yapacağım. Diyeceğim ki şurada kalan parçanın alanına ben A diyeyim. Eğer S1 eşitse S2'ye bak şimdi ne geliyor. S1 artı A kimin alanı? Üçgenin alanı. Bir sıkıntı var mı? Dik üçgen var. Doğru hocam. S2 artı A kimin alanı? Daire diliminin alanı kabul mü? Eğer S1 ile S2 birbirine eşitse üçgenle daire diliminin alanı da birbirine eşit çıkıyor. İşte o eşitliği yakalayıp soru çözeceğiz. Mesela bak bu kitaptaki bizim sorumuza bir bakalım. Pi 3 alacağız burada. Şekilde verilenlere göre S1 eksi S2'nin değeri kaçtır diyor. Şekilde verilenlere bakıyorsun. S1'den S2'yi nasıl çıkaracağız hocam? İspat gibi soru ya çok lezzetli. De ki buranın alanı A olsun hocam. Tamam yarıçap kaç bu arada? 6. Biz önce üçgene bir gidelim bakalım. Burası da 6 mıdır? 6'dır. Şunların toplamı nedir? 12'dir. Ben diyorum ki üçgenin alanı olan S2 artı A'yı ben bulurum hocam. Niye? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 4 çarpı 12 bölü 2 cırt sana cırt sana 6. S2 artı A'nın cevabı 4 kere 6. 24 dedim kutu içine aldım dedim ki kalsın kenarda. Şimdi geçtim yarım dairenin alanı. Dairenin alanına bakalım. Yarım daire yalnız. Yarım daire diyorsam eğer otomatikman bölü ikisini kafada yazacaksın. Unutursun sonra. 6 vardı. 6'nın karesini aldım 36. 2'ye böldüm ne geldi? 18 geldi. Demek ki daire diliminin alanı ne çıktı? 18 pi. Ben ne istiyordum? Bir dakika daire diliminin alanı yalnız neye eşit? S1 artı A'yı eşit. Doğru mudur? Doğrudur. Ben S1 eksi S2 istiyorum. Şimdi S1 artı A'nın cevabı 18 pi çarpı 3'ü de var aslında. Yazalım bunu. Bence çıksın aradan. Yazalım. Şuraya artık pi yerine 3 al demişti soru bana. 3 kere 8 24 elde var 2 54. S2 artı A'yı da biliyorsun hocam. 24 alt alta koyup çıkartıyorum. Cırt sana cırt sana bunlar gitti. S1 eksi S2 kaldı bu tarafta. Karışı tarafta 30 kaldı. Baktım seçeneklere yapıştırdım cevabı Bursa'ya. Dedim ki olacak bu iş. Birlikte olacak inşallah. Hadi bakalım. Şimdi tam tersine şunu soralım. Bu sefer eksi sorayım bak. Hepsinden çözmeye çalışıyorum. Artık top sende kalacak yalnız onu söyleyeyim tamam mı? Ben elimden geleni yapıyorum sen bütün ödevleri bitireceksin. S1, S2 bulundukları taralı bölgelerin S1, S2 birbirine eşittir. A, C, X nedir? Şimdi ben şunu fark ediyorum. Diyorum ki S1 artı A üçgenin alanı S2 artı A neyin alanı? Daire diliminin alanı. Eğer bunlar birbirine eşitse bunlar birbirine eşittir. O zaman ben bunların alanlarını bulup eşitleyeceğim. Diyorum ki bunun alanı nedir? Şurası 8 bu arada. Dik üçgenin alanı. 8 çarpı x bölü 2 üçgenin alanı eşit olmak zorunda yarım dairenin alanına pi çarpı r kare r kaç 4 karesi kaç 16 ama bu bir yarım daire hocam o zaman yarım yapacaksın onu şunlar gitti şunlar gitti şurada 2 kaldı x eşittir ne geldi 2 pi soruda söylemediyse 2 pi santimdir böyle bırakılır soruda eğer derse ki pi eşittir 3 olarak alınız x eşittir 6 santim yazar öyle bırakırsın Ey güzel arkadaşım. Çoğu zaman pi 3 aldımezler. Pili cevaplar olabilir. Bilgin olsun. Ya illa hep öyle gelecek diye de bir kural yok. Belki de böyle soru tipi gelecek karşına. Tarılı alanlar eşit olduğuna göre x kaç sanırım. Bak farklı gözüküyor soru ama çözüm birbirinin aynısı ve buna a alanı diyeyim. O zaman bu da a alanıymış. Doğru mu? Peki buraya b alanı diyeyim. Şimdi diyorum ki ben Çeyrek dairenin alanını bulacağım. Çeyrek daire neresi? Burası. Bak içerisini pembe ile çizdim. Çeyrek dairenin alanını bulmak istiyorsam Pi R kare bölü 4 yazman lazım hocam. Pi çarpı R dediğim şey. Dikkatini çekerim 12. Tamam mı? 12'nin karesinde 12 çarpı 12 yazdım. Şurada işimi kolaylaştıracağım. 4'e böldüm. 3. Cevap ne geldi? 36 Pi. Ben 36 Pi diye neyi buldum? A artı B'yi ama soldakini. Ama sağdaki de ona eşit hocam. Peki aynı A artı B dikdörtgenin alanı değil midir? Sen dikdörtgen de bilen insansın. Ee, burada işlem hatası yaptık mı? Yapmadık. 12 çarpı x. E bu iki değer birbirine eşit. 12x eşitse 36 pi'yi ufak bir sadeleştirmeye bakar burası. 3 kalır. x eşittir 3 pi. Ama ola ki soru benden pi yerine 3 yazın derse X'in cevabı 3 göre 3'ten 9 olur efendiler. Vurdum cevabı 9'a. Çağırdım sıradaki adımı. 10. adım ve alan taşıma yapacağız seninle. İstenen alanlardan simetrik eş alan parçaları bilinen bir şekil elde edilene kadar taşınabilir. Peki biz bu taşıma işlemlerini nasıl yapabiliriz? Örneğin bu ifade bir kare derse eğer kareyi, çokgenleri, dörtgenleri öğrendin. Dedin ki köşegenler birbirini ortalar ve tam ortadan keser. Bak tıpkı burada olduğu gibi. O zaman buradaki parça simetriktir. A parçası yani şuranın alanı A ise eğer Şuranın alanı A ise eğer bunun da alanı A olmak zorundadır. Şimdi diyorum ki aynı alan burada var mı? Var. O zaman burayı A'yı taşırım. Yok oraya taşımayayım ya. Orası güzel değil. Gel biz seninle buraya taşı. Oraya ne taşıyorsun? Buraya taşı. Taşıdın mı? Aynı alanı buraya taşır mıyım? Taşırım. A'yı buraya taşıdım. Taşıdık mı? Süper. O zaman artık ben normal bir üçgenin, dik üçgenin alanını bulursam eğer taralı alanların toplamını bulurum. Taralı alanlarda taşıma yapmadan bu soruyu çözmene imkan yok. O zaman öğreneceğiz. Nasıl öğreneceğiz? Soru çözerek sorular üzerinden öğreneceğiz. Şekildeki karede verilenlere göre boyalı bölgenin toplamını istiyorsun. Alanlar toplamını. Arkadaş bu bir kare mi kare? Hemen direkt çiz, direk çiz diğer köşesini. Çizdim hocam. Bak tam bu kesişimden geçti. Tam ortadan ikiye böldü. Yani daha doğrusu simetrik hale getirdi. Buradaki alan arkadaşıyla buradaki alan birbirine ne çıktı eşit çıktı. Artık şunu görmezden gelebilirsin. O sağ taraf yok. Tamam mı? Biz sadece şuradaki üçgenin alanını istiyoruz. Ya hocam sen bana kareden bahsediyorsun. Bunun alanına A alanı dersem bunun da alanı A'dır. Bunun da alanı A'dır. Bunun da alanı A'dır. Karede her bir parçanın alanı birbirine eşittir. Dört tane. O zaman taralı alan eşittir. Karenin alanı 6 çarpı 6 bölü 4'ten bulunur. Ufak bir sadeleştirme ile şurası 3. 2'ye böldüm. 3. 3 kere 3'ten 9'dur derim noktayı koyarım. Bak hiç piler falan işin içerisine karışamadı bile. Biz şak diye bulduk cevabı. Bunlardan çözelim. bunun önemli değil mi? Buradan soru çözmekte fayda var. A, D kare. B ve D çeyrek daire. Çeyrek çemberlerin merkezleri. A, 6 santim. Taralı alan ne kadar? Şimdi bu bir kare ise hemen karenin köşegenleri çizilir ama hepsi çizilmez. İhtiyacı olan çizilir. Şimdi bak buradan simetrik tam ortadan ikiye böldün. Dedim ki bu alana A, bu alana A. Şimdi kimi nereye taşıyayım hocam? Burada da taşıma yapmayacaksın. Önce şunu yaptıracağım sana. Şuradaki alan sence neye benziyor? Neye benzeyecek? Çeyrek daireye benzeyecek. O zaman çeyrek dairenin alanı dedim. Dedim ki pi çarpı r kare çeyrek dediğim için bölü 4. Pi çarpı r kaç hocam? 6. 6 çarpı 6 bölü 4. Cırt 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 3 3. 3 kere 3 9 pi. Neresi 9 pi? Buranın tamamı 9 pi. Diyorum ki ey güzel arkadaşım ben bu üçgeni çıkarırsam içerisinden A kalır. Üçgenin alanı, üçgenin alanı 6'ya 6'dır kenarlar. 6 çarpı 6 bölü 2'den şurada 3 kaldı. 3 kere 6 18. Artık ben A alanını bulabilirim. A alanı 9 pi'den kritik bir soruydu bence bu. 18'i çıkarınca bulunur. Yalnız sert bir kısma geldik şimdi. Hocam ben iki tane A... neresi sert hocam ya? 2 ile çarp soru bitsin. Aynen öyle. Bizim taralı alanımız 2 tane adan oluşuyor. 2 ile çarptım 18. 2 ile çarptım 36. Vurdum cevabı. Uyuma. Uyan dedim. Uyan uykunda. Ne yapıyorsun? Almış eline cep telefonunu. Instagram'da, Whatsapp'ta. Cevapta, mesajda. Kapat seslerini şunları ya. Hadi gel bakayım. Aha. Nasıl çözeceğiz bunu? Karede verilenlere göre boyalı bölgelerin alanlar toplamını istiyor benden. Ben hemen köşegene yöneldim. Çektim köşegene dedim ki gördüm. Neden mi gördüm? Bak şimdi bunu da çekince çıktı meydana. Buradaki A alanı buradaki A alanına eşit. Bilmiyorum, belki de B ama aslında bu da asimetrik olduğu için buradaki alan da eşit. Alan taşıma yaptık. Alanları taşıdığıma göre artık ben bu soruyu çözerim. Neden? Çünkü kaplumbağa deden diyeceğim. Yapmayacağım o kötü espriyi yapmayacağım. Şuranın tamamını da bulacağım. Nedir o karenin ya alanının yarısı? Artık taralı alan bizim için karenin alanının yarısı. 6 çarpı 6 bölü 2'den ibaret. Şurası 3 kaldı. 3 kare 6 ne geldi? 18 birim karedir dedim. Vurdum cevabı. İnsan çözdükçe mutlu olmuyor mu be? Geometrinin en güzel yanı bu işte. Yine geliyoruz bir sona. Yine bir ayrılığa ama kısa bir ayrılık. Yine birkaç hafta ara vereceğiz. Yine o üst düzey geometri kampımızda yolumuza devam edeceğiz. Sonra döneceğiz burada kalan yolu bitireceğiz. 11. adım kare içinde daire parçaları. Kare içinde eş alanlı daire parçaları verildiğinde bir tanesi bulunarak toplam alan elde edilir. Nasıl? Şimdi burada daire içinde kare parçaları var ya. Şunu demek istiyorsun sana. Bak çiz diyoruz köşegenleri çizdim. Buradakilerin her birinin alanı A'dır ve bunların hepsi birbirine ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır buradaki alanların. Sen birini buldun mu? Soru bitiyor hocam. O zaman gel bulalım bir tanesini. Burada bir sürü var. Hatta kaç tane var? Önce ona bakalım istersen. Bak şöyle çizdim. Şöyle köşegenleri çizdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane var. Güzel. Şimdi dedim ki 8 tane var ama ben şu bir tanesini bulayım. Nasıl bulacağız hocam onu? Nasıl bulacağız? Bak şurada bir tane çeyrek daire var. Gördün. Yarı çap kaç? 4. Çeyrek dairenin, çeyrek dairenin alanını buluyorum. Pi çarpı r kare bölü 4. Pi çarpı r'si kaç? 4. 4'ün karesi kaç? 16. Böl 4'e gitti bunlar. 4 kaldı. Eşittir 4 pi. 4 pi neresi? 4 pi buranın tamamı. Ben diyorum ki gel bu üçgeni içinden düşelim üçgenin alanını bulmamız lazım. Üçgenin bir kenarı 4. Burası da 4'tür. Yeri çaptan ötürü. 4 çarpı 4 bölü 2'dir. Sadeleştirdim. Ne kaldı? 8. Şimdi diyorum ki şunun adı A ise alayının adı A'dır. Ama A alanı neye eşittir desen çeyrek daireden 8'i çıkarınca buldun. Ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Diyorum ki 8 tane A'dır. Senin taralı alan diye tabir ettiğin şey. Kayıttayız ama bir yanlışlık olmasın. 8 ile çarpacağız. 4 kere 8, 32 bir. 8 kere 8, 64'tür dedim. Vurdum cevabı. 17. sayfa biter. Sıradaki soru gelir. Artık kitaptan bir soruyla buraya bir taşlandıralım ve noktayı koyalım. Bence yeterince soru çözdük bu alan bölümünden diye düşünüyorum. Son alan bölümüne geçeceğiz. Dedim ki yine köşegenler çizilir. Çizdik hocam. Şimdi buradaki, şuradaki, neredeki, ne, ne? Şuradaki parça A ise buradaki parça da A'dır. Buradaki parça da A'dır. Buradaki parça da A'dır. A'yı bulurum. Şuranın tamamından yani burada bir yarım kare var ya da bir dik üçgen var tamamından çıkarır cevabı ulaşırım. Doğru mu? A'ya odaklanalım. Nasıl bulacağım A'yı? A'yı bulmak için önce yarı çapa ihtiyacım var. Şurası 2 midir? 2'dir. Gel önce şu daire diliminin alanını bulalım. Çeyrek daire alanı. Nedir? Pi çarpı r kare. R kaç? 2. 2'nin karesi kaç? 4. 4'e böleceğim. Niye 4'te biri? Gitti bunlar, pi kaldı. Şimdi şuradaki üçgenin alanını bulacağım. Üçgenin alanı dedim. Eşittir dedim. Dedim ki üçgenin alanı 2 çarpı 2 bölü 2'dir. 2 çarpı 2 bölü 2'dir. Bunlar gitti. Sadece 2 kaldı. Süper. Demek ki taralı alanın bir tanesi yani şu A alanının bir tanesi taralı alan yazmayalım o zaman A yazalım karışmasın. Pi eksi 2 cepte dursun. Şimdi sorarım sana şu sarı alanın tamamını bulabilir miyim? Bulursun hocam karenin alanı. Artık taralı alana yöneldim dedim ki orası karenin alanıdır. 4 4 karesi bölü 2. 16 2'ye böldüm 8. Bitti mi bitmedi daha bulamadık taralı alanını. Taralı alan eşittir diyorum. 8 buradaki karenin yarısı. Eksi içerisinde ne var? 2 tane pi eksi 2 alanında bizim orada a alanlarımız var. Onları çıkaracağız. 8 eksi 2 pi. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım 4. 8 4 daha 12. 12 eksi 2 pi benim aradığım cevaptır. 12 eksi 2 pi aradığım cevap Denizli'dir. Vurdum cevabı Denizli'ye. Gelsin sıradaki dedim. Karede verilenlere göre boyalı bölgelerin toplamı kaç birim karedir? Kare var karenin alanı. E çok kolay hocam. Bu karenin alanından dairenin alanı sökeceğiz, çıkaracağız. Ciğerini sökeriz biz onun ya. Gelsin buraya. 6. Ya kareyle alıp veremediğin ne hocam? Ciğerini söküyor. Dairenin alanı Çok kolay olmuş ama değil mi bu soru? Ama bak dairenin alanında şeye atlama. yarıçapın çapın 3 olduğunu unutma. Olur mu? Pi çarpı R kare. R kaç? 3. Üç. 3'ün karesi 9 pi. O zaman taralı alan eşittir. Karenin alanı 36. 9 pi'yi söktük çıkardık içerisinden. 36 eksi 9 pi'dir cevap. Sıradaki soruya süratle devam eder günün son adımına ve bir ayrılık vaktine daha sıfırdan TET geometride kısa bir ayrılık yapacağız seninle. Birkaç hafta boyunca sadece öbür taraftaki geometri kampında ilerlerken günü geldiğinde tekrardan sıfırdan TET geometri kampını birlikte bitireceğiz. Sen kitapları şimdilik naçizane ödevlerini bitirdikten sonra kenara dinlenmeye koy. Sonra sıcacık tazecik kaldığımız yerden yine devam edeceğiz günün son adımı. Arkadaş bak şimdi ben sana burada direkt kuralı bir okuyayım sonra ispatlayacağım. İspattır geometriyi lezzetli kılan istersen sıfırdan başla. Küçük R'yi büyük R'ye bölüp karesini almak buradaki alanların oranına verir. S1 bölü S1 artı S2. Biz bunu bir yerden hatırlıyoruz. Nereden hatırlıyoruz? Nasıl ya? Nereden hatırlayacağız hocam? Bir yerden hatırlamamız mı lazım? Hatırlamıyor musun? Bunu buna böldüğümüzde küçük üçgenin alanının büyük üçgenin alanına oranını bulmuyor muyduk? Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. Doğru ya. Peki gel. Bunun ne alakası var? Hocam nasıl öyle oluyor? Bunlar üçgen değil ki. Şimdi ben S1'in alanını bulmak istiyorum ve sana diyorum ki pi çarpı r kare çarpı alfa bölü 360. Kabul müsün? Anlattım bunları geçen Dedim ki S2'nin alanını gel bulalım bakalım beraber. Pardon S1 artı S2'nin alanını bulalım birlikte. Bulalım hocam. Pi çarpı R kare çarpı alfa bölü 360. Buna da tam mısın kabul müsün? Kabulüm hocam. Taraf tarafa bölüyor. Diyorum ki R kare R kare gitmez bir yere. Uydurma hocam. Bunlar gitti. Bunlar gitti. Bunlar gitti. Ne kaldı geriye? S1 bölü S1 artı S2 alanı aha, R bölü küçük büyük R'nin karesine. Benzerlik oranının karesi. Yarıçapların oranlarının karesi. S1 artı S2. S1 bölü S1 artı S2 eşit. Alanlar oranına eşit. Süper bir şey ya. Ya bu ispatı yapınca bu konuyu anlamamanın imkanı yok. İmkanı yok. Mavi boyalı alanı istiyorum. Mavi boyalı alana A dedim. Bunu vermemiş R, R dedim. Hocam ben formül bilmem. Bilirim bilirim. Formül yapalım. R'ye 2R. R'ye 2R benzerlik oranının karesi Benzerlik oranının karesi nedir? Alanlar oranına eşittir. 8 pi artı a'ya tamamını alacaksın. Karışmasın orada tamam. Bunlar gitti. 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 4'tür. Neye eşit? 8 pi bölü 8 pi artı a'ya eşit. Güzel bir içler dışlar yaptım ben burada. 8 pi artı a 4 kere 8 32 pi. A eşittir. Karşıya attığımda ne kaldı? 24 pi kaldı. Vurdum cevabı 24 pi'ye. Ee, kaç bu pi olacak şöyle yanlış yazmışız. Kaç birim karedir? 24 pi birim karedir. Noktayı koydum efendim. Ama bitmedi de. Güzel soru yine kitaptan. S kaç birim karedir? Şimdi S dışarıda kalmış. Ben şuranın alanını bulabilir miyim ne dersin? Bence buluruz. Bulalım nasıl bulacağız? Peki buranın alanına biz A diyelim ne dersin? Oldu. Bak 1'e 2 oran. 1'e 2 oranın karesi alanlar oranına eşitti. 2 bölü 2 artı a'ya eşitti. Hatırla. 1 bölü 4 yazdım. 2 bölü 2 artı a yazdım. İçler dışlar yaptım. Şuradan 8 eşittir 2 artı a'dan. A ne biçim a oldu ya? A eşittir 6 geldi. A neresi hocam? A şurası 6. Şuraya yazalım 6 diye. Bak şimdi. Buradaki a 4'te birlik alana eşit. Biz geriye kalan 270 derecelik alanı istiyoruz. 1 bölü 4 alan kaça eşit? 6'ya eşit. Biz 3 bölü 4 alanı arıyoruz. Kaç katına çıktı? 3 katına. 3 katına çıkar. 3 kere 6, 18 birim karedir. Doğru cevap Adana'dadır. Yapıştırdım Adana'ya. Geldi bir tane daha günün anlam ve önemine binaen her ayrılık hüzünlüdür ama rehber matematikteki ayrılıklarımız hüzünlü olmayacak. Çünkü gerçekten bu sefer kısa bir ara vereceğiz. Gerçekten. Şekilde verilenlere göre S kaç birim karedir? Şunu arıyorsun. Bak bu taraftakilerin oranı verilmiş mi verilmiş. Ama yarı çap oranları verilmiş mi verilmemiş. Gel biz onu bu hedef almaya çalışalım. R bölü R'ye bakalım. R bölü R'nin karesini alacağız küçük alan bölü büyük alan. Küçük alan kaç? 8. Büyük alan bu ikisinin toplamı. Sakın karıştırma. Çok karışır burası ya. 8 bölü. Ben korkuyorum orayı karıştıracaksın diye sınavda. Sakın karıştırma olur mu? Lütfen. Bak bu anı hatırla. Bak Mehmet Hoca'nın buradan pıt göz yaşı düşse. <laughs> Diyeyim ki böyle a kalıcı bir an olsun. Mehmet Hoca'yı da ağlattık ya falan diye dersin artık. İçinden ağlatmayalım o zaman. Bir burada kaldı. 8'e 5 kere 8 40 burası oldu. Hocam ben buradan re bölü tam bulamam Kare kökünü... Alma böyle bırak. Zaten illa tam sayı bulacağız diye bir kural var mı? Yok. Bak şimdi böyle kaldı bu. Doğru mu? Karesi 1 bölü 5. E zaten bana o lazım. Şimdi buraya geldim. Aynı oran burada da var. R bölü R'nin karesi eşittir. S bölü S artı 8'e. Kabul müsün benimle bunu? Tamam. Peki burası kaça eşit? R bölü R kare 1 bölü 5'e eşit. İçler dışlar çarpımı yaptım. 5 tanesi S artı 8'e. 4 tanesi 8'e. S eşittir 2'ye. Sen S'ye mi demiştin bana? Al bakalım. Geçmiş olsun. Gönder, gönder gitsin diyorum. Çünkü ödevler ellerinden öper. 7. adım, 8. adım, 9. adım, 10. Adım, 11. 12. adım. Hocam bu kadarcık. Süper. Hayır bu kadarcık değil. Ben buraya bilerek yazmadım. Dedim ki ürkütmeyelim vak vakları. Korkutursun çocukları. O yüzden bir sürü testim var. <laughs> daha dur daha dur. Nereye kaçıyorsun? Bak. Bölüm testi 5. Açıyorsun sayfa 230, 31, 32, 33. 34, 35. burada biraz zorlayacağız seni. Seni burada biraz zorlayacağız. Seni biraz zorlayacağız. Çok güzel sorular geliyor bak. Hazır ol. ÖSYM tipi sorular da var burada. Jackson hocam biz sıfırcı tayfayız. Artık değil. Artık sıfırcı tayfa değilsin sen. Bir üst basamağa çıkıyorsun sen. Efendim sayfa kaça kadar oldunuz? Allah! Biz nasıl bir eziyet ettik sana? 242. Sonra Oh diyorsun sıcacık kenarda beklesin. Bir sonraki kampımızdaki günümüze kadar. Her ayrılık üzerindedir. Rehber Matematik. Gibi. Bu ayrılık kısacık bir ara. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Hoş kal. Hoşçakalın.